Merhabalar. Bu videoda sizlere infertilit, yani kısırlık için önemli nedenlerden birisi olan sperm kalitesinin artırılması, daha kaliteli embriyolar elde edilmesi için sperm kalitesi nasıl artırılır, spermde görülen sayı, hareket ve yapısal sorunların ortadan kaldırılmasında nasıl bir yaşam tarzınız olması gerekir, nasıl beslenmelisiniz ve bunun için yapılabilecek bitkisel tedaviler, kürler var mı sizlere bunlardan söz etmek istiyorum. E, erkeklerde yaşam tarzı oldukça önemli sperm kalitesinin belirlenmesinde. Özellikle organlardan, bütün organlarımız içerideyken, işte karaciğerimiz, dalağımız, kalbimiz içerideyken erkeklik organları vücudumuzun dışında. Çünkü ısıdan çok fazla etkileniyorlar. O yüzden mümkün mertebe serin ortamlarda bulunmamız lazım. Kaliteli, sağlıklı spermler için. Örneğin hamam, sauna gibi sıcak ortamlarda bulunmamanız, saatlerce oturup pozisyonda durmamanız, naylon, sıkı çamaşırlar yerine pamuklu, rahat çamaşır giymeniz ve e, molalarda yürüyüşler yaparak kan dolaşımınızı arttırmanız bizim için önemli. Stres bizim için yine önemli bir faktör. Kronik stresin sperm kalitesi üzerinde olumsuz sonuçlara e, sebebiyet verdiği gösterilmiş durumda. O yüzden stresinizi kontrol etmeniz, gereksiz yere her şeye sinirlenmemeniz, eğer bunlar da başarılı değilseniz meditasyon, yoga gibi değişik aktivitelerden de yararlanmanızı tavsiye edebilirim. Uyku bizim için önemli. Günlük 7-8 saatlik uyku e, kaliteli bir e, sperm için ve sağlıklı bir yaşam için önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Uykunuzdan lütfen feragat etmeyiniz. Beslenme önemli bir konu. Buna biraz sonra değineceğim ama kabaca söylemek gerekirse bizim için önemli olan sağlıklı beslenmede. E, sebzeler, meyvelerden be ağırlıklı beslenmeniz lazım. Tahıllardan bol bol yararlanmanız lazım. Kuru yemişler bizim için çok çok önemli. Hangi kuru yemişlerin ne kadar nasıl faydalı olduğunu az sonra sizlerle paylaşacağım. Ve sağlıklı yağlardan zengin besinler almazsınız. Sağlıklı yağlardan kastımız yemeklerinizde bol bol zeytinyağı kullanmazsınız. Avokado tüketmelisiniz, ceviz tüketmelisiniz, kabak çekirdeği tüketmelisiniz. Ve proteinden zengin besinler tüketirken tatlı, yağlı, hamur işi, pasta, kek, kurabiye, patates, pizza gibi sağlıksız karbonhidratları da almamanızı tavsiye edebilirim. Bunun dışında aşırı alkol ve sigaranın da sperm kalitesi üzerine olumsuz etkisi olabilir. Bunları da azaltmanızı ya da bırakmanızı tavsiye edebiliriz. Kimyasallara ve radyasyona maruziyet bizim için çok çok önemli. Bazı kullandığınız ilaçlar da spermleri etkileyebilir. Sürekli kullandığınız bir ilaç varsa bunu mutlaka doktorunuza bildirmenizi tavsiye ederiz. Özellikle sanayide çalışan, akü akü fabrikalarında çalışan erkeklerde kurşun zehirlenmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda mutlaka koruyucu kıyafetler giymeniz gerektiğini hatırlatırım. Yine hastanelerde özellikle radyoloji departmanında çalışan kişilerde ise ya da böyle anjiyoda çalışan erkeklerde ise yine sperm değerlerinde düşüş olabilir. Mutlaka koruyucu bariyer e, yöntemler kullanmaları gerekir spermlerde e, kalitede azalma olmaması için. Kilo bizim için önemli. Obesite ne kadar zararlıysa çok zayıflık da sperm kalitesi için e, zararlı, olumsuz. O yüzden dengeli ve sağlıklı bir kiloyu tutturmanızı tavsiye ederim. Bunun dışında düzenli cinsel yaşamında, düzenli cinsel yaşamında e, sperm kalitesini arttırdığına dair bir takım ya, çalışmalar var. O yüzden haftada en az iki kez düzenli cinsel yaşam tavsiye edebiliriz. Antioksidanlar bizim için vazgeçilmez. Şimdi size bu antioksidanlardan bahsetmek istiyorum. Dört tane önemli antioksidan var. Bunlardan bir tanesi E vitamini. Diğeri C vitamini, diğeri Selenyum ve son olarak da Çinko'dan size söz etmek istiyorum. En başta sizlere E vitamininden bahsetmek isterim. E vitamini bizim için çok çok önemli. Hangi besinleri alırsak bu vücudumuza bol bol E vitamini alırız. Zeytinyağında bol miktarda bulunuyor. Ay çekindi, ay çekirdeğinde var. Kuruyemişlerde kabak çekirdeğinde var. Bademde var. Fındıkta var. Besin Sebzelerden ıspanakta var. Pazıda var ve karalahana da var. Brokolide var. Avokado yine aynı şekilde E vitamini içeriyor. Kişnişte bulunuyor ve son olarak da tatlı patatesinde E zengin olduğunu hatırlatmak isterim. C vitamini hepiniz biliyorsunuz. Narin C'lerde var. Sadece C vitamininin diğer vitaminlerden farklı olarak günlük olarak alınması lazım. Yani günlük olarak her gün işte portakal suyu içebilirsiniz, portakal yiyebilirsiniz, mandalina yiyebilirsiniz, kivi tüketebilirsiniz, brokoli de var aynı zamanda C vitamini. Kuşburnu, kuşburnu çayı tüketebilirsiniz. Eğer hiçbir şey yapma imkanınız yoksa. Lahana da var, ananas da var ve son olarak da kabuklu patates var. Ee, patates de var. Ee, patates yerken ya kabuğunu güzelce yıkadıktan Sonra haşlayarak kabuğuyla birlikte tüketebilirsiniz. Ya da e, güzelce yıkadıktan sonra kabuğuyla birlikte kızartarak e, tüketilebilir. Ama tabii kızartma çok sağlıklı değil. Selenyumdan size söz etmek istiyorum. Selenyum değişik, yeni bir kuru yemiş olan Brezilya fındığında var. Tombalığında var, uskumru var ve somoğunda olduğunu söylemek isterim. Tavukta var, hindide var, yumurtada var. Yumurtayı yalnız alırken markette selenyumlu yumurtaları almanızı tavsiye ederim. Esmer pirinç de var, yulaf da var ve yine kabak çekirdeğinde de selenyum bulunuyor. Son olarak çinko. Çinko da bizim için önemli. Kabak çekirdeği yine çinko içerdiği için bizim için vazgeçilmez. Deniz ürünlerinde var, balıkta var, dana etinde var, koyun etinde var, tavukta var aynı şekilde. Mercimek de var diğerlerinden farklı olarak ve yoğurtta var çinko. yer fıstığında ve yulafta da olduğunu hatırlatmak isterim. Umarım bu video sizlere faydalı olur. Son olarak size hastalarımızdan e, öğrendiğimiz bir tarifi e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ancak bunu hemen belirtmek isterim ki bu tarifin henüz bilimsel yayınlarda ispatlanmış bir e, sonucu yok. Ama bizim gördüğümüz kadarıyla hastalarımızda bu kürden sonra, bitkisel kürden sonra olumlu gelişmeler var. E, bu kürü sizlerle paylaşmak istiyorum. E, aktardan aldığınız doğal 5-6 tane e, keçi boynuzunu 500 ml kaynamış suyun içerisine atıyorsunuz. 3 dakika kadar da kaynatmaya devam ediyorsunuz. Daha sonra 20 dakika soğumaya bırakıyorsunuz. 20 dakikadan sonra İlk bir hafta sabah bir bardak, akşam bir bardak şeklinde tüketiyorsunuz. Bir haftadan sonra ise sadece akşamları bir bardak olarak tüketiyorsunuz bu şekilde. 3 aya kadar da bu keçi boynuzu kürünü yapmanızı tavsiye ederim. Zarar olacağını düşünmüyorum. Sadece diyabetiniz varsa kan şekerlerinizin değerlerini yükseltebilir. Böyle bir durumda kullanmayabilirsiniz ama denemekten bir zarar çıkmaz. Umarım sağlıklı mutlu günlerde buluşuruz ve kaliteli spermler sizlerle birlikte olur.